Selam dostlar, Xiaomi'nin Vakumva Pro 2 Plus modelinin kutu açılışını yaptık. Şimdi kurulumuna geçeceğiz. Cihazı hazır hale getirip uygulamasını yükleyerek cihazı tanıtmamız gerekiyor. Eve tanıtmamız lazım. Haritalandırmasını yapmamız lazım. Bunların hepsini nasıl yapacağımızı ve cihazı nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim bir kılavuz videosu olacak. Henüz herhangi bir parçasını kurup takmadık. Hep beraber takıp kurulumunu yaparak nasıl adımlar izlememiz gerektiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi cihazı ilk kutudan çıkarttıktan sonra şu yan bölümde koruyucu kılıflar var bakın. Bunları şöyle çekerek çıkartıyoruz ve bunlarla artık işimiz kalmıyor. Yani ilk yapmamız gereken bu koruyucu kılıfları çıkartmak. Daha sonra robotun alt tarafını çeviriyoruz. Şu yan fırçayı tekerleğin arka bölümünde şurada bir yan fırça yuvası var. Bu yuvaya fırçasını takıyoruz. Bu şekilde cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Bu noktadan sonra artık şarj standını koyacağınız yeri belirlemeniz gerekiyor. Şarj standını koyacağınız yer kesinlikle robotun rahat ulaşabileceği bir yer olması lazım. Sağında solunda 50 cm kadar bir boşluk ve ön tarafında 1,5 metre kadar bir boşluk olması gerekiyor diyor kullanma kılavuzunda. Kullanmadan önce kesinlikle tamamen şarj edin. Yaklaşık 1-1,5 metrelik bir şarj kablosu var. Şu bölümde bir yuva var. Buraya takıyoruz arkadaşlar. Charging. Evet, cihazın şarj noktası olarak burayı belirledik. Şu ışıklar yanıp söndüğü zaman anlayın ki şarj oluyor şu anda. Cihazı kullanabilmek için Mi Home uygulamasını indirebilirsiniz. Bu hem Google Play'de hem de iPhone için App Store'da bulabilirsiniz bunu. Uygulama bir yüklensin. Uygulama yüklendi, açalım. Burada şartları kabul ediyoruz. Bunu da kabul edeceğiz. Hemen ülke seçiyoruz buradan. Burada oturum aça basıyoruz. Şimdi burada eğer telefonunuz Xiaomi ise ve Xiaomi hesabınız varsa bu bölümde bu şekilde bir kod çıkıyor ve bu kodla oturumu direkt açabiliyorsunuz. Ama eğer iPhone'sa veya farklı bir telefon kullanıyorsanız ve Xiaomi hesabınız yoksa bir Mi Home hesabı oluşturmanız gerekiyor. Xiaomi hesabı oluştuktan sonra buradan e-posta, telefon veya Xiaomi kullanıcı adınızla beraber girdikten sonra hesabınıza ulaşabilirsiniz. Şimdi biz girelim buradan direkt. Evet, oturum aça bastığım zaman bu şekilde bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Kabul edeceğiz. Burada cihaz konumunu uygulamayı kullanırken izin verdim. Şimdi benim daha önce eklediğim cihazlar var burada. Bu range extender, bu da IP kamera. Şimdi biz robot süpürgeyi de ekleyeceğiz buraya. Şimdi bu ekranda cihazı eklemek için şuradaki artı butonuna basıyoruz ve cihaz ekleme kısmına geliyoruz. Burada cihazı bulmazsa eğer, şimdi biraz bekleyelim. Eğer bulmazsa hemen alt bölümde robot süpürgeler bölümünü bulacağız. Şurada ve bizim modelimiz olan Mi temizlik robotu 2 Pro Plus. Buna basıyoruz. Şimdi cihazı sıfırla talimatları var. Bakın, iki tuşa da aynı anda 3 saniye basın diyor. Yapalım. Hemen şu kapağı açtığınızda da zaten şuradaki Wi-Fi ışığının yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz. Cihaz sıfırlamaya basıyorum. Şu an taranıyor. Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada cihaza tanıtacağımız Wi-Fi adresini belirtmemiz lazım. Eğer herhangi bir şey görünmezse Wi-Fi ağlarını seçine gelin ve paroluyu da buraya yazabilirsiniz. Biz şu an telefona bağlı olan Wi-Fi adresini bu cihaza da bağlayacağız. Şu an yazılmış durumda yani. Eğer yazılmamışsa siz de yazmanız gerekebilir. Sonraki diyorum. Şu an cihaza bağlanıyoruz. Bağlantı tamamlandı. Başarıyla bağlandı ifadesini gördük. Burada odayı belirle diyor. Yani oturma odası olarak belirtebilirsiniz aslında ama bu sadece bir oda için değil, biz bütün ev için olarak kullanacağımız için aslında oturma odası değil. Neyse, böyle devam edelim. Adını belirle. Mi temizlik robotu 2 Pro Plus kalabilir. Devam edelim. Bu evimdeki robot falan filan yazabilirsiniz buraya. Beraber kullanmak için aile üyelerinizi davet edin. Bunu daha sonra paylaşacağım arkadaşlar sizle. Henüz paylaşmaya basıyorum şimdi. Sormaya devam et diyelim bunu. Kullanıcı anlaşması ve gizlilik politikası kabul ediyorum. Harita kayıt modunu etkinleştirebilirsiniz diyor. Deneysel özellikmiş bu, bilginiz olsun. Şu anda direkt karşımıza bakın, Aygıt yazılımı güncelleştirmesi çıktı. Tamam diyelim. Şimdi güncellesin bakalım. Şu an güncelleniyor arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Evet, başarıyla güncelleştirildi dedi. Tamam'a basıyorum. Ve artık burada robotun kontrol sayfasına gelebildik. Şu anda pili %61'miş. Bu sesleri Türkçe yapmak için şuraya basayım. Burada bakın cihaz ayarları kısmı var. Buna bastım ve şurada sesli uyarılar var. Bakın buraya basıyorum. Burada da Türkçe var. Kullan diyelim. Şu an Türkçe'yi indiriyor. Tamam. Şuradan dinle diyelim bakalım. Temizliğe başlıyor diyor. Bunu yükseltebilir miyiz? Yükselttim. Temizliğe başlıyor. Bunu da
Türkçe yapmış olduk. Haritalandırmayı yapabilmek için bakın harita kayıt modu deneysel özellik diyor. Burayı etkin yapmazsanız haritayı kaydetmeye başlamıyor. Harita kaydı temizlik robotu temizliğe şarj standından başlayıp temizlik tamamlandıktan sonra şarj standına geri dönerse yapabilir. Burayı etkin yapmazsanız haritayı kaydetmeye başlamıyor. İlk kurulumdan sonra harita kayıt modunu açmanız gerekiyor kesinlikle. Bu şekilde evin haritasını çıkartmış oluyorsunuz. Kurulumu tamamladık. Temizliğe başlatacağız. Şu an %61 pili var. Üst kapağı açtığınızda toz adresiyle karşılaşıyorsunuz. Şu kağıdı alabiliriz artık. Bu kurulum kağıdı aslında şu QR kod. Ve burada toz adresini rahatça çıkartabilirsiniz. Şu anda tertemiz ve sıfır vaziyette duruyor. Şimdi bir başlatacağız. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Tamamen sıfır ve haritalanmamış bir haritayla. Hadi bakalım. Robot süpürgeye ilk startı şuradan veriyorum. Evet, şu an haritalandırma da yapıyor. Aslında burada bir halı vardı ama o halıyı kaldırdık şimdilik. Evet, duraklattım. Neden? Şuradaki bir sticker'ı çıkartmamız gerekiyordu. Onu unuttuk. Tekrar başlatıyorum. Evet, bir kez tam temizlik yaptı. Yani şarj istasyonuna başladı ve son olarak şarj istasyonuna geldi. Bu haritayı oluştururken çoğu kez bazı yer noktalardan iki kere geçti. Dolandı durdu bayağı bir. Yani ilk harita oluşturmasında birçok kez dolanabilir ve birçok kez aynı noktadan geçebilir. Onun için sabırlı olmanız gerekiyor. Bu şekilde bir haritalandırma çıkarttım. Buradaki haritalandırma renklendirmelerini biz yapmadık. Direkt haritalandırma bittikten sonra bu şekilde bir renklendirme yaptı. Bunu yaklaşık yarım saatte yaptı. Eviniz dubleks'te ise yaklaşık bir saatlik bir çalışmayla böyle bir haritalandırma çıkartabilir. Ama tam haritalandırma için 3 kere tam temizlik yapması lazım. Şarj istasyonundan başlayıp tekrar şarj istasyonuna gelene kadar herhangi bir şekilde müdahale etmemeniz lazım. Tam haritalandırma çıkartması için. Üst kat dubleks için ekstra bir harita ekleme modu yok. Yani eğer eviniz dubleks ise bunu almayı 2 kere düşünün. Biz bunu bilerek aldık. Yani üst katta ikinci bir harita ekleme gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi burada uygulama nasıl kullanılır onu anlatacağım. Diğer videoda cihazla ilgili testleri izleyebilirsiniz. Temizliği başlatmadan önce cihaza direkt hangi odayı temizlemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Örneğin sadece mutfağı istiyorsanız buraya basıp temizlik işlemine başlattığınız zaman sadece mutfağı temizler. Diğer odalara girmez. Veya mutfak ve ara holi istiyorsunuz. Buraya bastığınız zaman ve başlattığınız zaman sadece bu bölümü temizler. Salona girmez veya diğer odalarınız varsa o odalara girmez. Seçeceğiniz odalara göre hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca şurada bakın bir alan seçme noktası var. Bu noktaya bastığınız zaman bu şekilde alanları seçebiliyorsunuz. Mesela sadece mutfağın şu bölümünü temizle gibi bir emir verip temizliği başlatabilirsiniz. Bu noktada sadece evin şu bölümünü temizleyecektir. Bunu tekrar silebiliyorsunuz. Hemen altında bir tane şu işaret var. Bu da hangi noktayı temizlemek istiyorsanız buraya direkt basıp temizletmek için. Bu da benzer bir şey gibi görünüyor. Çok bir farkı yokmuş gibi ama alan seçemiyorsunuz orada. Ana ekranda şarj etme durumu burada görünüyor. Temizlik esnasında burada şarj istasyonuna geri dön butonu olur. Burada da duraklat butonu oluyor arkadaşlar. Hemen aşağı doğru indiğinizde temizlik modunda bunu turbo yapmıştık az önce. Standart yapalım. Makinenin yani cihazın gücünü ayarlayabilirsiniz. Turboda en yüksek kademede çalışır ama bataryası daha hızlı biter. Burada su düzeyi ayarı var. Bu da paspas ve su haznesi takılı olduğunda bu özellik açılır. Eğer paspas ve su haznesi takılı değilse makinede buradaki ayarı göremezsiniz. Hemen şu üst bölümde de en son temizlik aşamasında kaç dakika geçti, ne kadar alan temizlendi ve son pil düzeyini burada görebiliyorsunuz. Ana ekranda yapabilecekleriniz bunlar. Şimdi bir de şurada 3 nokta var bakın. Asıl ayarlar aslında orada. Şimdi buraya bastığımız zaman haritalandırmayı yapabilmek için bakın harita kayıt modu deneysel özellik diyor. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Burayı etkin yapmazsanız haritayı kaydetmeye başlamıyor. Yani haritayı kaydetmiyor arkadaşlar. Şuradaki planlanmış temizlik günün herhangi bir saatinde temizliği başlatmak için planlama yaptırabiliyorsunuz. Şurada artı butonuna basarsanız başlangıç zamanını ayarlayıp mesela burada da her gün günlük pazartesi veya cumartesi hafta sonları veya özeli seçip hangi günler yapmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bir alarm gibi düşünün bunu. Temizlik modu da standart güçlü işte hangi modda istiyorsa güçlü falan. Bunu seçebiliyorsunuz ve başlatabiliyorsunuz. Bir kez veya sürekli her gün temizlesin gibi bir planlanmış temizlik ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde cihaz ayarı var. Bakın bu cihaz ayarında halı desteği. Cihaz halının üzerine geldiği zaman gücünü arttırmasını istiyorsanız bu seçeneği açmanız gerekiyor. Halı üzerine geldiğini anladığı zaman cihaz turbo moda geçiyor ve halıyı daha iyi temizlemek için gücünü arttırıyor.
Temizliğe devam et de şarja eğer çok az kaldıysa temizlik esnasında şarj istasyonuna geri dön ve yeterince şarj olduğunda tekrar temizliğe kaldığın yerden devam et gibi bir özellik var burada. Bu rahatsız etme modu ışıkları falan yanmaz. Eğer programlanmış bir temizliğiniz yoksa herhangi bir şekilde ses çıkartmaz ve rahatsız etmez. Bildirimler telefonunuza bildirim gelsin mi gelmesin mi? Sesli uyarılarsa nece konuşması ile ilgili Türkçe seçenek de mevcut. Ve ses ayarı da cihazın ne kadar ses çıkartacağı, mesela temizliğe başlatılıyor dediğinde ne kadar fazla ses çıksın gibi bir özellik. Cihaz ayarları bu şekilde. Temizlik geçmişi deneme amaçlı şunları temizledik ve en son harita temizliği burada 29 metrekarelik bir alanı 32 dakikada tanımladı ve temizledi. Sarf malzemeleri burada bunun durumunu görebiliyorsunuz. Hem filtrenin hem yan fırçanın hem de ana fırçanın durumunu görebiliyorsunuz ve ne kadar zamanda değiştirmeniz gerektiğini buralarda yazıyor. Şuradaki filtreye baktığınız zaman detayları da görebilirsiniz. Uzaktan kumanda burada herhangi bir tuşa bastığınızda şarj istasyonundan geri çıkıyor ve artık buradaki tuşlarla kontrol size kalıyor. Herhangi bir noktaya götürüp manuel temizlik yaptırabiliyorsunuz bunu. Temizlik robotunu bulun. Şuraya bastığımız zaman böyle bir ses çıkartıyor. Buradayım diyor. Şimdi harita yönetimi, alan düzenleyici. Burada şimdi oluşturulmuş haritanız var ve bu noktada haritanızın üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela bunu yeniden adlandır deyip şuradan özele bastığım zaman buraya mutfak yazayım mesela. Tamam diyeyim. Ve buraya onayladığım zaman burada mutfak yazısını görebilirsiniz. Eğer haritalandırmada bir hata varsa burada böl yapıp şu bölümden sanal bir duvar çekip burada aslında farklı bir oda olduğunu gösterebilirsiniz ve onaya bastığınızda o sanal duvar burada görünür arkadaşlar. Alan düzenleyici bu şekilde. Hemen sanal duvar ve sınırlanmış alan kısmı var. Burada da cihazın girmesini istemediğiniz yere sanal duvarlar koyabilirsiniz. Mesela benim mutfağın şu bölümüne girmesini istemiyorsam ben burada sanal duvara tıklayıp şu noktaya bir duvar ekliyorum. Bir tane daha sanal duvar ekleyelim. Bu da bu tarafta olsun. Bu şekilde yaptığımızda artık robot süpürge bu alana duvar varmış gibi sayacak ve şu alana girmeyecek arkadaşlar. Ne paspaslama için ne de süpürme için. Bu şekilde sanal duvarlar oluşturabilirsiniz. Eğer süpürmesini istemediğiniz bir yer varsa, mesela yine ben burayı süpürmesini istemiyorum hiçbir zaman. Harita üzerinden bunu bu şekilde kırmızı yaptığım zaman artık cihaz buraya hiçbir şekilde girmeyecek ve süpürme yapmayacaktır. Eğer paspaslamasını istemediğiniz bir yer varsa, ki mesela mutfağın ortasında bir halı var. Bu halıyı bastığınızda şu noktayı paspaslamasını istemiyorsunuz, şu noktanın. Bu şekilde yaptığınızda halının olduğu bölümü seçerseniz paspaslama için buraya girmeyecektir. Yani su haznesi ve paspas bölümü takılıysa makine buraya girmeyecek ve diğer tarafları süpürecek, hem de paspaslayacak demek. Paspas takılıysa buraya hiçbir şekilde girmez süpürmek için de, bilginiz olsun. Bunu yaptığınız zaman bu şekilde sanal sınırlandırma yapabileceğiniz seçenekler bulunuyor. Haritayı sıfırla, harita ile ilgili ayarlar da komple siliniyor arkadaşlar. Haritayı sıfırdan başlatıyor. Şurada cihazı paylaş var. Bakın bu cihazı paylaş aslında önemli. Burada daha fazla telefondan bunu kontrol edebilmek için buradan Xiaomi hesabı eklemeniz gerekiyor. Mesela atıyorum eşinizin telefonuyla da kontrol etmesini istiyorsunuz. Eşinizin telefonunda da Mi Home uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Ve orada açtığı Xiaomi hesabını buraya girmeniz gerekiyor ve davet etmeniz gerekiyor. Ona bir davet linki gidiyor ve bu cihazı o uygulamada da kullanabiliyorsunuz. Mi Home uygulamasının kullanımı bu şekilde. Şimdi cihazla ilgili bilgileri merak ediyorsanız bununla ilgili videoları da diğer inceleme videosunda paylaşacağım. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bu video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.